Evet, burada yine bilginin önemine vurgu Kesin. yaptık aslında ve aile birliğini korumak açısından da değerlerin öneminden biraz bahsedelim hocam. Çünkü aileyi aile yapan bir takım değerler de var ve günümüzde maalesef bu değerlerin biraz tehdit altında olduğunu da görüyoruz. Yani sevgi yetersizliği veya gitgide ortaya çıkan sadakatsizlik de bunun maalesef göstergelerinden bir tanesi. Yani artık insanlar bu diziler vasıtasıyla veya pek çok film vasıtasıyla sadakatsizliği, ailenin parçalanmasını çok normal ve meşru görmeye başladılar. Hatta insanların dikkatini çeken, ilgilerini çeken noktalar da buralar oluyor. Yani demek ki bu kadar fazla senaryoda bunlar işleniyorsa bununla ilgili bir talep olduğunu da görüyoruz burada. Aynen Ve bu durumda aslında aile yapımızın ne kadar tehdit altında olduğunu da bizlere gösteriyor. öyle. Aile Aynen. kurumumuzu yaşatmak ve diriltmek, yeniden inşa edebilmek açısından bu değerlerimizin önemini nasıl algılamalıyız? Öncelikle dua edeceğiz. Niyetimizi doğrultacağız. Evet. Birbirimize sahip çıkacağız. Çocuk eşimize sahip çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Ama ondan önce de zihnimizi koruyacağız. Gönlümüzü koruyacağız. Ailede bir takım şeyler uygulanarak çocuğa aktarılır. Bizim kültürümüzde, dinimize çok uygun büyüklere hürmet vardır. Son zamanlarda olabildiği kadar azaldı ama köklerimize baktığımızda büyüklerin hakkı, büyüklerin hukuku, hürmetle muamelesi son derece iyi ve son derece güzelmiş. O yüzden ailede yoksula özenli ve iyi davranma ve mutlaka elinden tutma. Sevdiğimiz şeylerden infak etme. Söz verdiğimiz zaman yerine getirme. Mutlaka evde çöpe dökülen yemekleri, atılan ekmekleri, boşa yanan elektrikleri, boşa açılan suları israf olmaktan koruyacağız, kurtaracağız. İnsan değeri bilerek insanın israfına mani olacağız. Komşularımıza, onlar bize gelmese bile İyi bir şey pişirdiğimizde, bir tatlı pişirdiğimizde komşu bunu pişirmiştim sizinle paylaşmak istedim diyerek bir kahveye, kahvaltıdan sonra bir kahveye, ne bileyim birlikte bir yemek yemeye, dışarıda bir eğer site içinde oturuyorlarsa dışarıda böyle birlikte çekirdek çitleyerek ne bileyim sohbet ederek oturmaya, insani ilişkileri güçlendirmeye yöneldiğimizde çocuklar da bunu görecek. İnsanlar güvensiz, ay ne biliyorsun da onu evine alıyorsun. Önce sen güvenilir misin? Sen kendine bak. İnsan niye güvenilmez olsun? 10 yıldır oturduğun kapı komşunun ne zararını gördüğünde güvenmiyorsun. Dolayısıyla insan güvenilirdir. Bir takım güvenleri boşa çıkaran insanlar toplumun her kesiminde olabilir. Ve bunlar kesinlikle çoğunluğu oluşturmaz. Ve biz insanlara güvenerek komşuluk hakkını hukukunu yerine Gözeterek, evet. getirerek, ona riayet ederek ve memlekete giderek, camilere giderek, bol bol infak ederek, zekatımızı titizlikle ve fazlasıyla vererek ailede değer üreteceğiz. İnsanı koruyacağız. Çocuğu koruyacağız. Arkadaşlarıyla ilişkisini geliştirmesi için arkadaş oluşturmak önemli ama sürdürülebilir bir arkadaşlık oluşturabilmesi daha önemli. Çocuğumuzun ahlakını güzelleştirmesi, insanlara nazik, kibar, saygılı muamele etmesi. Bu da bizim çocuğa saygılı davranmamızla çocukta oluşacak bir anlayış. Çocuk hiç otomatik olarak siz evde hanımefendi, beyefendi diye konuşuyorsunuz. Beyefendi amca şunu rica edebilir miyim diyecek. Hanımefendi şunu rica edebilir miyim diyecek. Şu olabilir mi diyecek. Dil otomatik aktarılıyor, otomatik. Çünkü sürekli duyduğu bir şey. Sürekli duyduğu bir şey kendisi söylemese bile bir bakıyorsun ki söyleyivermiş. Ben kendimde bir şeyi şaşkınlıkla tespit etmiştim. Annem küçük kardeşlerimizi yıkarken ben görüyordum. Durulama suyunu dökerken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kelime-i şehadet getirerek suyu dökerdi. Ben oğlumu doğdu. Banyo yaparken onu söyledim. Banyo yaptırırken. Bir de baktım annemin dediği. Annem bana bunu yap demedi. Ama o kadar çok bunu gördüm ki bana otomatik yerleşmiş. Evet, Anne dediğim zaman onun yaptıkları aklıma geliyor. Dilinin hiç zikirsiz durması, durmaması,
sürekli gülümsemesi, komşularla iyi geçinmesi, her gelen misafire mutlaka bir sofra çıkarması, kimseyi kıskanmaması, varlıksız, fakir bir ailedik biz, bir kere bile şikayet duymadım ne babamdan ne annemden. Dolayısıyla bunlar işte insana iyi davranmak başta olmak üzere, insana kıymet vermek, insana hürmet etmek başta olmak üzere bizi insan olarak ayakta tutan değerlerimiz. Evet. Dolayısıyla zengin olanın fakir olanı, fakir olanın zengin olanı rencide ettiği, büyük gördüğü, küçük gördüğü ya da dışladığı bir toplum olmaktan Allah'ın verdiği nimeti bir emanet gibi kabul edip ki öyle vermediklerine benim rızkımda onların payı var diyerek severek onlara vermek işte bizim gönlümüzün diri kalmasına vesile olur. Çok güzel anlattınız hocam. Teşekkür ederim. Evet, büyüklere hürmettirdik ve aslında onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini de çok güzel anlattınız hocam. Ve bazı durumlarda da büyüklerin sonraki nesillere aktardığı bazı değerleri görüyoruz hocam. Ama bu değerler her zaman olumlu değerler mi? Bunlar hususunda da biraz tereddütler yaşıyorum. Çünkü bir ailede bir arada yaşamak bir değer haline gelmiş olabilir. Burada bir değer alışkanlık ayrımını da bir yapalım isterseniz. Ama o bir arada yaşamak diğer fertler yani ailedeki her bir fert için maalesef bir mutluluk sağlamıyor. Hatta her geçen gün bir kaos ortamı da oluşturabiliyor. İnsanlar ayrı eve çıkmak istiyor ama yapamıyorlar. Neden? Çünkü bu bizim ailemizde ortaya çıkan bir değer ve biz bu şeyi aşamayız, bu durumu aşamayız. Veya bir erkeği düşünelim. Annesine çok fazla değer veriyor. Normalde eğer bir değer görmüşse onu eşine de aktarması gerekiyor ama maalesef eşine aktarmadan sadece annesine verdiği değer kalıyor. Burada aile yapısı da bir takım zararlara uğruyor. Tahribata yol açıyor bu durumda. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani bazı değerlerimizi de biraz revize etmemiz gerekiyor mu? Yani onların da olumsuz taraflarını görerek biraz böyle daha güzele bir dönüşüm ve değişime sevk edebilir miyiz bu değerleri? Cevabı da aradan sonra alacağız. Peki, tamam evet. İnşallah. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.